Trabzonspor'u Trabzon'da elimizden kaçırdık. Ama öncelikle şu hakemi de yeneceksin tayfaya bir değinmek istiyorum. Geçen sezon sadece Fatih Terim'le nefretlerinden dolayı 7 maç, 8 maç üst üste doğrandığımızda ne ya? Ne oynuyoruz ki? Hakemi de yeneceksin diyen bir tayfa vardı. Özellikle sosyal medyada gezen. Onlara buradan selam olsun. Fatih Hoca gitti. Torrent geldi. Torrent gitti. Okan Hoca geldi. Değişen hiçbir şey yok yine. Yine Galatasaray doğranıyor, yine Galatasaray doğranıyor. Yani demek ki hocayla falan alakası yokmuş. TFF'nin tutumuyla alakalı. Hatta TFF bile değişti. Daha 4 maç oynandı. Tam 3 tane penaltımız verilmedi. Bir tane penaltımız da Trabzon'da deplasmanında verilmedi. Ve o kadar net bir penaltı ki. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Bu sözü Fatih Terim 90'lı yıllarda, yani hakemi de yeneceksiniz sözünü, Avrupa kupalarında oynanan maçlarda kullanmıştı. Çünkü o dönem genel olarak Türk takımları, milli takım olsun, işte Türk takımları Avrupa kupalarında olsun, genel olarak hakları yeniliyordu. Ve hocalar genel olarak bu sözleri kullanırdı. Galatasaray kendi liginde, kendi hakemlerine karşı bunu kullanmak durumunda kalmamalı. Ve asla ve asla Galatasaray hakemleri de yenmek zorunda Türkiye liginde olmamalı. O gerizekalı tayfaya şuradan bir selam olsun. Şunları şöyle bir hatırlatalım. Maça gelince evet Trabzonspor eksiklerle çıktı sahaya. Ama Galatasaray buna rağmen zor bir deplasmana çıktı. Trabzon deplasmanı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Belli dönemler hariç. Baktığımız zaman klasik bir Abdullah Avcı taktiği. Tamamen tutumlu oynayan bir Trabzonspor. Zaten bu şekilde de Kopenhag gibi Avrupa'nın orta sıralama takımlarından bile olmayan bir takıma elendi Şampiyonlar Ligi elemelerinde. Hiçbir şey oynamadan iki maçta da. Bize karşı da öyle oynadılar. Galatasaray'ın net 4 pozisyonu var diyebiliriz bu maçta. 2 tane Gomis, birer tane Mertens ve Kerem. Onlara atsak en azından belki de çok iyi oynamadığımız bir maçta 3 puanla Trabzon gibi zor bir deplasmanda dönmüş olacaktık. Ama şunu söyleyebiliriz. 4 maçta aynı şekilde devam ediyor. Pozisyon bulma sıkıntımız. Pozisyon bulmakta çok zorlanıyoruz. Geçiş oyununu becerebiliyoruz. Bunu zaten geçen sezon da yaptık. Fatih Hoca'da hem Torrent'te. Ama pozisyon çok fazla bulamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bu tabii psikolojik olarak da büyük bir baskı yaratıyor doğal olarak Galatasaraylı futbolcular üzerinde. Trabzonspor deplasmanında futbolcuları böyle bireysel değerlendirme gerekiyorsa Boe, Nelson ve Abdülkerim Bardakçı çok iyiydi. Patrick Van Aanholt yine tercihleri özellikle 3. ve 4. bölgede çok çok kötüydü. Ya bir tane bomboş pozisyonda bir orta açtı. Yani nereye açtığı belli değil. 30 metre defansın üzerinden atıyor topu. Yani orası Seferovic değil 30 tane Seferovic olacak o topa kafa vurabilirsin. Yani o kadar kötü bir ortaydı. Patrick Van Aanholt bildiğimiz Patrick Van Aanholt. Orta sahanın göbeğinde Torreira her zaman söylüyorum çok önemli bir futbolcu. Klaslı yine. Hatasız oynadı. Oliveira bir şeyler denedi. Çoğu zaman takılıyor. Bence maç temposu gelişmediği için de tam istediklerini yapamıyor. Arkadaşlarını istediği gibi pozisyona sokamıyor. Bu da kanatlarımızın işlemediği ile alakalı. Olması gerektiği gibi. Yunus da Kerem de birbirlerine çok benzeyen kanat oyuncuları bu konuda. İşleri iyi gitmeyince sürekli topa basıyorlar. İleride Seferovic evet kötü göründü, ağır göründü. Şunu söyleyeyim, maç bittikten sonra o kadar üzüldüm ki arkadaşla izliyordum maçı. Yattım uyudum. Yani ne maç analizi yaptım, maçı konuşmak istemedim. Yattım uyudum. Uyumaya çalıştım, uyuyamadım. Ya arkadaş, hep mi forvetin suçu? Aldığımız bütün forvetler kötü müydü? Hepsi mi kötüydü? Her sene aldığımız farklı kanatlar denediğimiz oyuncularda mı sıkıntı var? En son herhalde Onyekuru çok iyi işlemişti. O da böyle golcü bir kanat oyuncusu. Yani daha çok böyle kendisi golü arayan bir oyuncu. Seferovic'in performansı yine de düşük mü? Gayet de düşük. Çünkü topla buluştuğu anlarda da istediği gibi topu saklayamıyor. Pas alışverişini sağlayamıyor. Burada genel olarak ofansif olarak Galatasaray'ın çok büyük sıkıntıları var. 3. ve 4. bölgede Galatasaraylı futbolcular istediklerini çoğu zaman yapamıyor. Yaptıkları zaman da işte kaleciyle karşı karşıya kaldıkları zaman da beceriksiz kalıyorlar. Yani Kerem'in öyle bir şutu var ki yaklaşık 8-10 metreden sol ayağıyla kaleci zaten yatıyor, ters köşeye yatıyor. Ortaya bir şut bıraktı. Yani evlere şenlik. Gol olma ihtimali sıfır. Zaten direkt kalecinin de bacaklarına gitti top. Mertens'in pozisyonu çok konuşuldu. İşte niye öyle kötü bir vuruş yaptı? Adam zaten 88 metre depar atmış. Yoruldu. Sol taraf yine boştu. Ama istediği gibi vuramadı. Sağ tarafa vurdu. Daha doğrusu istediği vuruşu yaptı da belki daha böyle güçlü bir Mertens olsa o deparın sonunda sol tarafın bomboş olduğunu görebilirdi ve daha doğru bir vuruş yapabilirdi orada. Bu şekilde orada da gol olmadı. Gomis'in bir pozisyonu var. Sol ayağıyla topu istediği gibi yönlendiremedi. Sonra 95'te bir kafa pozisyonu var. Çok boş. Yani onu aslında gerçek bir kafa vuruşu yapabilen bir golcü olsa çok rahat köşeye bomboş gönderebilirdi. Çünkü gerçekten çok rahat vurdu kafayı. Yalnız bırakmışlardı biraz da Trabzonlu futbolcular Gomis'i. Ama beceremedi, atamadı. Böylelikle
az da olsa öz bir şekilde çünkü ciddi pozisyonlarımız oldu. Kazanamadık. Üzücü çünkü Trabzon'u belki her zaman böyle yakalayamazsınız. Her şeye rağmen Abdullah Avcı'nın da klasik futbolunu görmüş olduk. Okan Buruk'a gelince eleştirmeyeyim diyorum ama bu oldu şimdi 4 maç. 4 maç üst üste aynı futbolu oynuyoruz. Biraz bir gelişim olması lazımdı. Sonuçta ciddi transferler yaptık arkadaşlar. Yani çok pahalı oyuncular aldık. Geçen sezon yaklaşık 900-800 bin euroya maaş olarak futbolcular alındı. Bu maaş skalanın çok çok üzerinde futbolcular alındı bu sezon. Kadroyu güçlendirmek için. Ve baktığımız vakit şu ana kadar futbolda bir değişim yok. Evet, Torrent dönemine göre yine çok az pozisyon veriyoruz. Torrent'te maşallah her maç 2 gol en azından yiyorduk. Ama yine Fatih Terim döneminde olduğu gibi ya pozisyona giremiyoruz ya da girdiklerimizi atamıyoruz. Yani her anlamda şu ana kadar alınan transferlerin, falan transferlerin hiçbir şekilde karşılığını alamıyoruz. Son olarak yine bu tayfaya şu hakemi de yeneceksiniz tayfaya bir değinmek istiyorum. Lütfen ağzınızı açmayın. Gidin başka takımı destekleyin. Sürekli Galatasaray'ın hakkı yenecek. Sonra bazı geri zekalılar çıkacak diyecek ki fark etmez biz hakemi de yenmek zorundayız. Hayır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu söz Avrupa'da oynanan maçlar için söylenmiştir. Fatih Terim tarafından. Yani şu geri zekalı tayfaya gerçekten çok uyuz oluyorum. Kötü söz kullandığım için de özür diliyorum. Ama bu şart. Trabzon maçı çok kötü geçmedi futbol olarak belki. Ama iyi de geçmedi. İnşallah şu an Gaziantep çok çok iyi gidiyor. Gaziantep'le içeride oynayacağız. Daha iyi bir futbol oynarız ve kazanırız. İhtiyacımız var buna. Transfer konuşuluyor. Bence transferden daha önemli olan şu sistemin biraz gelişmesi. Okan Buruk tarafından geliştirilmesi daha doğrusu. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin.